Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar, bütün gökyüzünde neler olup bittiğini, gezegenlerin kendi aralarında yaptıkları kombinasyonun ne anlama geldiğini, ay tutulmasının etkilerini genel anlatım videomuzda derin derin işledim. O videoyu dönüp bir kere dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi sevgili teraziler, ay tutulması sizin üçüncü evinizde yaşadığınız bir durum. Yani bu dönem yakın çevrenizde, kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla biraz daha ilgilenebilir, daha ihtimam gösterebilir, sorunları çözebilmek için adımlar atabilirsiniz. Belki de bugüne kadar başka insanlarla, yabancılarla da çok daha fazla ilgilendiniz. Ya da ufkunuzu çok geniş tuttuğunuz için yakınlığınızda olup biten şeyleri gözden kaçırdınız. Objektifinizi yakın çevrenize, iletişiminize yönlendirirseniz bu dönemi daha faydalı geçirirsiniz ki zaten böyle olacak gibi duruyor. Yani bu arada yabancılarla, hukuk, işte eğitim, öğretimle, seyahatlerle ilgili tamamlayamadığınız, çözümleyemediğiniz, yarım kalan işlerinizi çözümlemek için de çok uygun bir zaman. Varsa aksaklıklar lütfen düzenleyin. Belki çocukluğunuzda yaşamış olduğunuz bazı sorunlar sizin aşk hayatınızı ya da çocuklarınıza olan yaklaşımınızı ters etkiliyor da olabilir. Yani bu bilinçaltınızda farklı bir kayıt olabilir. Bunun üzerine bir düşünüp dönüştürebileceğiniz neler olduğunu lütfen farkına vararak kendinizle ilgili önce çalışmalar yapın lütfen. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.